Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size güncel olarak daha uyguna nasıl elmas alabiliriz, nereden alabiliriz ve neden öyle sitelerden almalıyız? Kendimce bunlardan biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Elmas yüklemesi yapacağım çünkü ben. Elmas yüklemesi yapmamın ana nedenlerinden bir tanesi de Minotaur'un kostümünün gelmesi. Uluboğa kostümü geldi arkadaşlar. Buradan mevcut maliyeti artık çektikçe gelecek. Biraz elmas ihtiyacım var. Bir de elmas yüklemesi yapmam gerekiyor. Yani yapıyorum ben oyun içerisinde. O yüzden size nereden alabiliriz, nasıl alabiliriz? Bununla ilgili canlı alım yapacağım ve bunu nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki video çekmiştim ama malum sürekli zam geliyor. Hem de güncel fiyatlardan haber vermek istiyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi benim 53 elmasım var. Gördüğünüz gibi ben iOS kullanıyorum, Apple. Bu Android kullanıcılarına daha uygun arkadaşlar fiyatları. O yüzden iOS kullanıcıları için bence diğer sitelerden almak daha makul gibi geliyor bana. Bu yüzden iOS kullanıyorsanız özellikle fiyatlar biraz daha pahalı. O yüzden ben bu sitelerden alıyorum. O da nasıl oluyor onu göstereceğim size. Bakın arkadaşlar şimdi buradan 1041 elmas alımı yapacağım ben. O yüzden bakın sağ altta ben eğer uygulama içerisinde oyundan elmas alacak olursam 1155 elması 490 TL'ye alıyorum arkadaşlar. Apple kullanıcısı olan biri olarak. Apple kullanan biri olarak 1155 elması 490 liraya alıyorum. Peki bu Android'de ne kadar? Android'den bir ekran kaydı aldım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Bugün tarih 20 Kasım 2022. iOS'te, Apple'da 1155 elmas 490 TL. Bakalım Android'de ne kadar? Şöyle karıştı. Bu da arkadaşlar Android kullanıcısı olan birinden aldığım ekran kaydı. Bakın burada da 1155 elmas 408 TL. Yani bir 80 TL'lik 82 TL'lik Android ve iOS farkı var kafadan. Ama ikisinden de daha uyguna geliyor arkadaşlar. Onu da size söylemek isterim. Burada da zaten birazdan alım yapacağım. Nasıl alım yapacağımı ve nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda saatlerimiz 14.20. Onu da göstereyim. Bakın 14.20 arkadaşlar şu anda. Alım nasıl oluyor, ne oluyor onu da size göstermek istiyorum. Şimdi oyun içerisinde 490 TL, Android'lerde de 408 TL arkadaşlar. O yüzden biz oyun dışından alacağız. Onu nasıl yapacağız? Ben Vatan Game'den alıyorum arkadaşlar. Yani Razer Gold'dan alıyordum. Onu da göstereyim size hemen. Bakın. Şöyle geçiş yapalım. Razer Gold sitesine girdiğiniz zaman arkadaşlar, bakın Razer Gold sitesinde 1041 elmas seçtiğiniz zaman 324 TL olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani oyun içerisinde 490 TL, Razer Gold'da 324 TL. Ben buradan çok alıyordum ama bu da artık pahalı. O yüzden buradan almıyorum. Ve catch pin var. Burada bir 10 TL'lik daha uygun oluyor aslında fiyat olarak. Ama ben buradan da almayacağım. Vatan Game'den alacağım arkadaşlar. Vatan Game'den de önceden almıştım. Ve kredi kartıyla da alım sağlayabiliyoruz. O güzel benim için. Havale yapmıyorum. Catch pin'de de bakın 1041 elmas 273 TL. Fiyatları tekrar hatırlayalım. Apple'da 490 TL'ydi. 1155 elmas. Android'de de 408 TL idi. Ben yine buradan Vatan Game'e geçiyorum. Vatan Game'de arkadaşlar öncelikle üye olmanız gerekiyor. Sonrasında bakın benim size tavsiyem şu. ID'nizin global ya da TR ID'si olması önemli. Ben ID'min TR olduğunu biliyorum. O yüzden TR ID'mi seçiyorum arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Emin olmak için isterseniz öncesinde bir miktar ufak bir alım yapın. Daha sonra asıl alacağınız şeyi miktarı alın. Burada şimdi genel bir yolu söylüyor. Üye oluyorsunuz. Bakiye yüklüyorsunuz cüzdanınıza. Daha sonra o bakiye ile buradan alım yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada yerel TR ID'sini seçtim. Benim TR ID'si çünkü. Evet arkadaşlar burada fiyatlar yazıyor. Onu da şu şekilde 1041 elmas alacağım. 1041 elmasa geliyorum. 494 elmas. 1041 elmas. Bakın 285 TL arkadaşlar. Yani iOS'ten ben oyun içerisinden alırsam 490 TL ama ya da Android'den alırsanız 408 TL ama buradan alırsanız ve TR ID'siyseniz 285 TL'ye bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sepete ekliyorum ben bunu. Bir adet ekledim. Burada user ID'yi istiyor ve oyun içerisindeki zone ID dediğimiz
4 haneli yazı istiyor. Bunu da oyun içerisinden girerek hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar, oyun içerisindeyim şu anda. Profil resmine bastım. Bakın şurada ID ve parantez içerisinde de zone ID, server ID var. Zaten üstüne tıkladığınızda kopyalandı diyor. 4062 de benim server ID'im. 4062. Geliyorsunuz. Bunu direkt zaten buraya yapıştırıyorsunuz. Şu şekilde yapalım. Yapıştırdım. 4062 yazan kısmı siliyorum. Onu aşağıya yazıyorum. 1062. Bunu sepete ekliyorum arkadaşlar. Bakın ID kısmını yukarı yazdım. Zone ID'yi 4 haneli kısmı da aşağıya yazdım. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın sepete eklendi. Sepete gidiyorum. Üyeliğim yapmıştım ben. Sepete geldim. Bakın burada sepette 285 TL olduğu yazıyor. Üyeliksiz de devam edebilirsiniz. Giriş de yapabilirsiniz. Yani giriş yaparsanız bonus vesaire gibi durumlarda alımlarınız kayıtlı görünüyor. Yani bence bir zararı yok. Üye olunabilir. Evet arkadaşlar, girişimi yaptım. Bakın sol altta sepet yazıyor. Sepete gittim. Sepette biraz önce eklediğimiz şey duruyor. Burada bonus bakiyeli öde ya da mevcut bakiyeli öde yazıyor. Ben mevcut bakiyeli öde diyeceğim. Öde dediğim zaman bakiyenin yetersiz olduğu uyarısı gelecek. Bakiye yetersiz. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle bakiye yükleyeceğiz. Daha sonra alım yapacağız. Bakiye yüklemeyi de burada basıyoruz. Bakın havale yaparsanız komisyon kesmiyor. Kartla öderseniz %2 komisyon koyuyor. İşte PayTR ile öderseniz yurt dışı kartla ona göre komisyon koyuyor. Ben kartla ödeyeceğim. Kredi kartıyla. Ne kadar yükleyeceğim? 290 TL yükleyeceğim. 283 geçiyor. Bana ne kadar lazımdı? Ona bakayım. 285.12 lazım arkadaşlar. 285.12. Seçtim. 295 290 desek. Yani kartla çekeceğim için küsuratlı yazıyorum. 285.12'den fazla, tamam. 293 lira çekeceğim. Devam ediyorum. Yani oyun içerisinde 490 lira arkadaşlar. Yaklaşık çok çok daha uygun fiyata geliyor. Burada normal kart bilgilerinizi yazıyorsunuz. Herkes artık online alışveriş yapıyor. Ben de direkt o işlemi yapacağım. Burada videoyu durdurmam lazım arkadaşlar. Bu arada saate bakalım. Saat 14.26. Gördüğünüz gibi saat 14.26. Ben buradaki kart bilgilerimi yazacağım. Daha sonra videoya başlatacağım. Evet arkadaşlar, saatimize bakalım yine. 14.28. Ödemeyi yaptım. Şu an ödeme başarılı. Siteye geri dönüyorum arkadaşlar. Hiçbir şey kaçırmadınız. Sadece kart bilgilerini yazdım. Bakın mevcut bakiyem 286.89 oldu şu anda. Normal para yükledim ben yani. Kredi kartıyla yükledim bu arada. Sepet kısmına yine geliyorum. Bakın yine duruyor. Mevcut bakiyeli öde diyorum. Çünkü şu anda fazlası var. Ve bakın alışveriş başarıyla tamamlandı diyor arkadaşlar. Şimdi burada alışveriş yaptık. Peki olup olmadığını nasıl görüyoruz? Burada işlemler kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Siparişler kısmına geliyorsunuz arkadaşlar burada. Bakın burada siparişiniz oluşturuluyor diye burada görüyorsunuz zaten. Bununla ilgili de bakalım saatimiz kaç? 14.29 arkadaşlar. Saati de gösteriyorum ki hani bu canlı çekim, arada durdurmuyorum ki size de bir yanlışlık olmasın. Oyuna geldiğimizde bu oyun içerisinde durduğumuz sürece arkadaşlar elmas gönderilse bile biz elmasın gönderildiğini anlayamıyoruz. Çünkü oyunu kapatıp yeniden açmamız gerekiyor. Buradaki süreçte sadece bu siparişiniz oluşturuluyor kısmının değişmesini bekleyeceğiz. Ne kadar sürecek ona bakacağız. Burada da görüyorsunuz 20 Kasım 2023 14.29'da oluşturulmuş. Ve saatimiz de 14.30. 1 dakika oldu. Ben buradan kontrol edeceğim, videoyu durduracağım arkadaşlar. Sipariş yani elmas geldiği zaman da oyunu kapattım. Oyunu açıp size göstereceğim. Zaten orada videoyu başlatmış olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.
kızımı korumak için. Evrenleri bir... Evet arkadaşlar, hiç durdurmaya bile gerek kalmadı aslında. Direkt kapatıp açtığım zaman elmasın gelmiş olduğunu gördük arkadaşlar. Saate bakalım. Saat 14.30. Yani teslim edildi de yazıyor. 1 dakikada Vatan Game'den 1041 elması 285 TL'ye aldık arkadaşlar. Yaklaşık 490 TL Android iOS'te ve 408 TL'de Android'deydi. Hep beraber bunu yapmış olduk. Saatlerimizi tekrar göstereyim. 14.31. 1 dakika içerisinde elmaslarımız geldi arkadaşlar. Vatan Game üzerinden güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Biraz önce hep beraber yaptık. Yaparken ben de size gösterdim zaten. Ve şöyle bir güzelliği var. Burada oyun içerisinde elmas almışsınız gibi bütün ödülleri toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, elmas yükle ödüllerini hepsini buradan alabiliyorsunuz. Yani dışarıdan yüklediğinizde de tıpkı sanki oyun içerisinden yüklemişsiniz gibi ödülleri buradan toplayabiliyorsunuz. Bilginiz arkadaşlar. Vatan Game'den nasıl alındığını, nasıl yapıldığını gördük. Ve Vatan Game'de diğer oyunlar içerisinde de aynı şekilde diğer oyunlardan da işte RC'dir, Vahşi Çekirdek'tir ya da UC Point'tir. Bu tür şeyleri de alabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika içerisinde hesabınıza geçti. Bazen yoğunluk olabiliyor, düşüyor. Burada sadece dikkat etmeniz gereken TR ID'niz mi var, Global ID'niz mi var? Buna bakarsanız arkadaşlar bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.